artık bu oyunun kurallarının değişmesi gerekmektedir. Bu aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliği mücadelesidir. Cenevre'ye birlikte giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, Cenevre sonrası açıklamayı da birlikte yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte kameralar karşısına geçti. 3 gün boyunca yaşananları anlattı. Tatar, Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğinin verdiği cesaretle kabul edilemez taleplerde bulunduğunu aktardı. Türk tarafı bu oyuna gelmez dedi. Kıbrıs Rum tarafının dediği, Cumhurbaşkanı Anastasiyas açık açık demiştir. Burada Sayın Bakanım da beni teyit edecektir. Adamların amacı şu andaki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı, ancak bir anlaşma kendilerinin istediği gibi olabilecekse anayasal değişiklikle Kıbrıs Türklerin şu andaki mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yaman edilmeleri ve Avrupa Birliği içerisinde onun nimetlerinden faydalanmamız. Kıbrıs'ta oyunun kuralları artık değişecek diyen Tatar, Türkiye'nin de desteğiyle yeni siyasetin egemen, eşit, iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguladı. Tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü yeni siyaset Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüsü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın hiçbir anlamı olmayacaktır. Kıbrıs ne eski Kıbrıs'tır ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Bu tarihi adımla bir aşama kaydettiğimizi ve dolayısıyla yeni bir sayfanın açılmasıyla Kıbrıs Türk halkına da bir umut doğduğunu görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmelerinin gayri resmi olduğunun özellikle altını çizdi. Türk tarafının talepleri kabul edilmeden resmi müzakerelere geçilemeyeceğini belirtti. Eğer ortak bir zemin yoksa bir müzakere sürecine geçiliyor gibi bir algının yaratılmasını da bizlerin tabii ki olumlu bulmadığını, dolayısıyla öyle bir sürece onay vermeyeceğimizi de söyledik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rum tarafının tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını, konferansa yeni bir öneri getirmediğini söyledi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. Bırakın devlet olarak egemen eşitliği, Kıbrıs Türklerinin toplum olarak bile egemen eşitliği olmayacağını söyledi. Bu kadar üst perdeden konuşmaya çalıştılar ama gerekli cevapları başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'dan ve bizden de aldılar. Federasyon konusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye için kapandığını vurgulayan Çavuşoğlu, eşitlik ve egemenlikten ödün verilmeyecek dedi. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu önerisine tam destek verdik. Yeni bir müzakere sürecinin iki toplum arasında değil, artık iki devlet arasında olması gerektiğini söyledik. Bu aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliği mücadelesidir.